biz Diyarbakır'dan geldik. Kaç arkadaşla beraber sözleşmeli öğretmenlik mülakatından elendiğimizi öğrendik. Kendi bölümümde zaten sınırlı bir kontenjan veriliyor. Ona girmemiz bizim için çok zorlu bir süreç. Tam kontenjana girdik. Yeterli puanı aldık dedik. Ben 84'e yakın bir puan aldım. 83.650 küsurat bir puan aldım. Mülakatlar açıklandı. Elendiğimizi gördük. Ama işin tuhaf yanı neden elendiğimize dair bir bilgi yok. Mülakat esnasında 4 soru soruldu. 4'ünü de adım gibi bildiğime eminim. Ve mülakat komisyonunca da buna yönelik dönütler sağlandı zaten bize. Mesela ben ek bilgi vermek istediğimde hocam yeterli, doğru, gayet güzel denildi. Yani ek bilgiye bile ihtiyaç duyulmayacak şekilde cevaplar verildi. Yani sonrası neden elendik? Biz bir hafta 10 gündür dolaşmadığımız yer kalmadı. Ya bizi mülakatı kaldırın. Güvenlik soruşturmasına biz tabi olmaktan gocunmuyoruz. Ben bir hafta 10 gündür dolaşıyorum, herhangi bir yerde kaydım yok. Kehpi kaydım temiz, emniyette bir şey yok. Peki ben neden elendim? Bunu düşünüp duruyoruz. Ya mülakattaki soruları da bildiysem o zaman biri bize çıksın desin ki arkadaşlar siz bu sebepten ötürü elendiniz. Biz en azından bundan sonraki süreçte bir şey olabilir mi olamaz mı onu bilelim. Olmayacaksa ben gerçekten bu mesleği yapmaya uygun değilsem onların bakış açısıyla en azından bunu bileyim ya. Sorun ne, bunu bana açıklayın. Ben ona göre kendimde bir şeyler artık aramaya başlıyorum çünkü. Diyarbakır'da kütüphaneye gidiyordum çalışırken. Evde şartlarım çok uygun değildi. Kütüphane 8.30'da açılıyorsa ben 6.40'da sıraya giriyordum. Bakın 6.40'da 8.30'a kadar sadece bekleme süresi. Akşama kadarki çalışma süremi söylemiyorum bile. Günlük 7-8 saat çalışıyorduk. Burada bir insanın hayatından bahsediyoruz. Ya bu kadar basit olmamalı. Bir insan sözlüde düşük alabilir diyemezsiniz. Benim yüzüme tüm kapıları kapattınız. Ben bu saatten sonra ne yapabilirim siz söyleyin ya. Bundan önce ücretli öğretmenlik yapıyordum. Ücretli öğretmenlik yaparken sorun yoktu. Yani devletin kurumunda çalışıyorum. Herhangi bir sorun yok. Ama sözleşmeli öğretmenliğe gelince eleniyorum. Ben o zaman neden ücretli öğretmenlik yaptım? Buradan yetkililere sesleniyorum. Gerçekten çözüm sizin elinizde. Ya bir alternatif oluşturulacak ya tekrar düzenleme yapılacak. Ama benim sorunum çözülmek zorunda. Ben Hilal Özkır. Atanamayan öğretmenler dedim. Nereden geldiniz? Samsun'dan geldim. Lise matematik öğretmeniyim ben de. Sınavdan 80.35 aldım. Branşımda 733 kişi alınacaktı ve ben 491.'ydim. Yani atanıyordum kısacası. Ama sözlü mülakatta 55 verildi. Mülakatta 4 soru soruluyor. Ve biz bu 4 soruya ben şahsen hepsine doğru cevap verdim. Çünkü öğretmenlerimiz oradaki bulunan 3 öğretmenimiz yeterli dedi cevaplarım. Sonuçta biz çıktığımızda da bunu kontrol ediyoruz ve doğruydu. İlk tanesi yorum sorusuydu. Yorum sorularımı da gayet normal bir şekilde cevaplandırmıştım. Zaten mülakat dediğimiz olay sadece 4 dakikadan ibaret yani. Ve bu 4 dakikada nasıl 55 verildi biz bunu bilmiyoruz. Yani 55'i biz neye göre aldık? Bu bizim hak ettiğimiz bir puan değildi. Ben yazılı sınavdan 80 aldım. Yani 80.35 puan aldım. Alanımda çok iyi derece yaptım. Ama şu an tercih hakkım elimden alındı. Kaç defa girdiniz sınavı? Ben 10 yıllık öğretmenim ama KPSS'ye ilk kez girmiştim. İlk denememde gayet iyi bir yerde sonucum. Ama diyorum ya yani bize diyorlar ki öğretmenliği demek ki yapamadınız. Ama ben 10 senedir öğretmenim yani. 10 senedir ben öğretmenliği yapıyorum hakkıyla. Nerede öğretmenlik yapıyorsunuz? Özel okullarda. Hepsinde çalıştık yani. Yapabiliyoruz. Geçinmek çok zor tabii ki. Yani ben evliyim. Evliler, hadi eşleri çalışıyorsa geçinebiliyor. Ama evli olmayan bir hocamız ailesinin eline bakmak zorundadır. Yani aileden maddi destek almak zorundadır. Yoksa geçinemez. Çok zor. Peki talebiniz nedir? Bugün neden geldiniz? Talebimiz nedir? Mülakatın kaldırılmasını istiyoruz. Ve hakkımız olan tercih hakkını geri almak istiyoruz. Yani ben 80 notta 35 almışken mülakatta 55 alıp tercih hakkım elimden alındı. Ki ben 27 Aralık'a kadar sadece şunu bekliyordum. Acaba nereleri yazacağım diye hayal kuruyordum. Ama bu hayaller bizim elimizden alındı ne yazık ki. Yani şu an hayal kuramıyoruz. Çünkü önümüzde böyle uçsuz bucaksız bir şey var. Ne yapacağız şimdi? Ne yapabiliriz yani? Yeniden mülakata, yeniden sınava hazırlanacağız. Ama ben zaten atanıyordum. Ben zaten yer tercihi yapmaya başlamıştım yani. Kendimce diyordum ki nereleri yazabilirim, nerelere gidebilirim.
Ama şu an bunları yapamıyoruz. Peki mülakattan düşük puan aldığınızda, ilk gördüğünüzde ne hissettiniz? İlk gördüğümde bir hafta boyunca ağladım. Sadece ağladım bir hafta boyunca. Ve bir hafta boyunca hiç yemek yemedim. Toplam 2,5 kilo vermiştim bir haftada. Ve bu giderek artıyor böyle. Giderek veriyoruz yani. Neden? Çünkü biz bunu hak etmedik. Buraya uçaktan geldim. Dün gece saat 2'de bindik, buraya geldim. 2020 sınavına da girmiştim. Onda puanım yuvarlanmıştı. Bu sene daha yüksek bir puan almama rağmen puanım 58'e düşürüldü. Mülakat esnasında 4 soruyu da bildim. Kendimi iyi ifade ettim. Ama neticede puanım 58'e düşürüldü. 82 puan aldım ben. Benim bölümüm PDR. Uşak Üniversitesi'nden mezun oldum. Geçen yıl mesela 4 sorudan 3 tanesini bilmiştim. Heyecanlıydım, konuşamadım ama puanım yuvarlandı. Yani bizim de istediğim zaten bu. Bu sene çok daha iyi geçti. Heyecanım da yoktu. Yani kontenjanda olduğum için rahattım. Ama bu sene sorulabilmeme rağmen maalesef artık olacak demiştim. 3 yıldır hazırlanıyorum çünkü sınava. Ama maalesef olmadı. Bu 3 yıllık süreciniz nasıl geçti peki? 3 yıllık sürecim hani ilk sene yine hani o kadar zor değildi. Ama ikinci, üçüncü yılda çok zorlandım. Özellikle son sene anneannem bir ameliyat geçirdi. Yani ona baktım. Fakat ona dualarıyla dedim, hani oldu dedim, artık sıralamaya girdim dedim. Fakat mülakatta bu sefer olmadı. Yani psikolojisi çok zor bir durum. Hani biz şunu diyoruz, bizim rakiplerimiz de aynı biz gibi insan. Onlar da çalışıyorlar. Onlara nasıl önüne geçebiliriz diye düşünüyoruz. Bir sonraki soru fazla yapıyoruz. O an sınavda çok daha hani biraz daha avantajlı oluyoruz. O şekilde oluyor. Hani bu zor bir süreçti bizim için. Ama sonunda bir netice aldık çok şükür. Fakat bu sefer de mülakatta zor bir durum oldu ve elendik. Yani mülakatın iyi geçmesine rağmen. Peki bu süreçte çalıştınız mı farklı işlerde? Yok, ben yazları aileme yardım ettim. Benim ailem çiftçilik yapıyor, hayvancılık uğraşıyor. Yazları onlara yardım ettim. Hatta orada çıkmış soruları çözdüm ben hayvanların başındayken. Fakat işte bir şekilde döndü dolaştı ve biz elendik. Böyle bir süreç yaşadık. Peki bundan sonra ne yapacaksın o zaman aslında? Bundan sonra yeniden hani çalışma. Ben çünkü hep bunu gördüm. Ben başka bir şey görmedim. Ben ders çalıştım. Bölümün PDR zaten bizim bölümdeki de herkes çok çalışıyor. Ben bunu gördüm. Hani olurdu özele gitmeyi düşünüyorum belki olursa diye. Ama bu kadar emek verip buraya kadar getirip de buradan geri dönmek de insanı gerçekten koyuyor. Ama artık bundan sonraki süreçte belki tekrar hazırlanırım. Ama yeniden eğlenme korkum var. Çünkü neden eğlendiğimiz bize söylenmiyor. Hani kendimiz düzeltebileceğimiz bir şey de yok. Deseler ki siz bu yüzden eğlendiniz. O zaman olur ama olmadığı için ne yapacağımı açıkçası bilmiyorum. Bir belirsizlik hakim. Ama ilerleyen günlerde belki yeniden ders çalışacağım ama olur mu olmaz bilmiyorum. Benim bir kız arkadaşım var ve ben onunla aslında hani evlenmeyi düşünüyordum. Mülakat günü şey oldu, mülakatım iyi gelseydi anneme söyleyecektim. Ben diyecektim ki işte nişanlama falan düşünüyoruz diyecektim. Ama mülakat açıklandı, 58 puanı görünce evde bir ölüm sessizliği oldu zaten. Söyleyemedim. Hani eve gidersem hani işte köyde çalışırsam da sorun olur. Artık bir fabrikaya falan girerim herhalde öğretmen olayım ama başka bir çarem yok gibi. Kız arkadaşım da atandı. Dedik ki yani her şey yolunda. Hani Allah da yüzümüze güldü. Bir anda yıkıldık yani. O gece açıklayacaktım onu. Ama hani ağlıyor. O gün bitti yani. Bir şey açıklayamadım. Ben Latif Peköroğlu. Eşim adına buradayım. Eşim Adalet ve Hukuk Öğretmenliği alanında Türkiye beşincisi. Kontenjandaydık. Zaten toplamda 10 kişi alıyorlardı. Eşim de beşinci oldu. Çok da zor bir süreçten geçtik. Fakat 55 vererek mülakattan elendik. Nedenini inanın bilmiyoruz. Geçen sene de aynı sınava girdi eşim. 85 almıştı. Geçen sene yuvarlayıp 85 verdiler mülakattan. Ama bu sene 90 puanla maalesef ki 55 vererek elendik. Tercih yapma hakkımız elimizden alındı. Eşim de çalıştığı için aynı zamanda o gelemedi. Ben geldim. Hem kızımla ilgileniyor. Onun adına buradayım. Yani çok üzücü bir süreçti. Kızımla ilgilenemiyordu zaten ders çalışmakta. Normalde bir işe gidiyor. Hayatımızı geçindirmek durumundayız sonuçta. İşten sonra direkt yemeğini yiyip masaya oturuyordu. Ders çalışmaya başlıyordu. Ne benimle ilgilenebiliyordu ne kızımla ilgilenebiliyordu. Gerçekten zor bir süreç geçirdik. Çok yani mülakata girdiğimizde biz olumlu bekliyorduk daha doğrusu. Hani bir şey hissetmedik ama sonucu gördüğümüz zaman... Sonuç açıklandığında şoka girdik. Defalarca girdik, tekrar baktık. Gerçek mi? Acaba bir rüyada mıyız diye düşündük. Eşim zaten benim memur. 9 yıldır memur. Şu anda da bir kamuda görevli olarak devam ediyor. Yani güvenlik soruşturmasıysa gerekçe neden 9 yıldır memurluk yapıyor? Ve neden hala şu anda memuriyetten alınmıyor? Yani
polis arkadaşlar var, polis olup elenen arkadaşlar var. Yine aynı şekilde sözleşmeli öğretmenlik yapanlar var elediğiniz mülakattan. Yani bunun gerekçesi nedir? Bu insanlar merak ediyorlar, merak ediyoruz. Neden elendik? KPSS'de aldığı puanların çok altında puan verilen, atanma hakkı elde edememiş çok sayıda öğretmen adayı arkadaşımız vardır. Bu sınavda eşinden, çocuğundan mahrum kalarak ve hatta doğmamış bebeğini toprağa vererek hazırlanan öğretmenlerimiz var. Bizler bu sınavda yüksek ve yeterli puanlar aldık ve yüksek dereceler yaptık. Fakat son aşama dediğimiz tüm soruları neredeyse hepimizin bildiği mülakatta 80, 90, 95 olan puanlarımıza karşılık 50, 55, 56, 57, 58 gibi puanlar verildi. Bu puanların gerekçesini bilmiyoruz ve merak ediyoruz. Eğer ki sebep güvenlik soruşturması ise, ki buna karşı değiliz, güvenlik soruşturması neticesinde önümüze çıkabilecek her türlü duruma karşı masumiyetimizi hukuki dayanaklarla ispatlamaya hazırız. Mülakatta yetersiz bulunduğumuz düşünülüyorsa bunu kamera kayıtlarıyla ispatını talep ediyoruz. Ancak biliyoruz ki mülakatlarımız kamerayla kayıt altına alınmıyor. Bütün bu saydığım ihtimaller dahilindeki gerekçeler bir yana, hali hazırda farklı kurumlarda memurluk yapan öğretmen adaylarının neden bu mülakatta elendiğini merak ediyoruz. Milli Eğitim Bakanımız Mahmut Özer'in bu süreçte yaptığı açıklamalar, yönelttiğimiz sorulara cevap niteliği taşımamaktadır. Sesimizi bir kez daha duymasını arz ediyoruz. Bizler sadece birçok fedakarlık ve emek ile kazanmış olduğumuz atama hakkını geri istiyoruz.